Herkese merhabalar. LGS İnkılap tarihini fullemek istiyor musun Tonguç'um? İstiyorum. İstiyorsun. Hocam inkılap zor mu? Hayır Tonguç'um, hiç zor değil. Dikkatli bir çalışmayla, iyi bir çalışmayla LGS İnkılap çok rahat bir şekilde fullenir. Ama yapmamız gerekenleri bilmemiz lazım. Öncelikle 8. sınıf hoş geldin. Tebrik ediyorum seni. 8. sınıf başladı ve artık okullarımız açıldı. İnşallah hayırlısıyla derslerimizi de güzel güzel göreceğiz. İnkılap tarihinde toplam bizi 7 ünite bekliyor. Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, ya istiklal ya ölüm, Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye, demokratikleşme çabaları, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk'ün vefatı ve sonrası. Burada bilhassa ilk konular çok çok değerli. Öncelikle şuna bakalım. LGS İnkılap'ta 2021, 2020, 2019 sorularına baktığımızda bunlar tabii sayısal. Sayısal şimdi bir kenarda dursun. Sözel'de İnkılap tarihi sorularına baktığımızda 2021'de bilhassa geçen seneyi referans aldığımızda gördüğün gibi bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan, Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye konuların yoğunlaştığı kısımlar. Bilhassa şu ikinci, üçüncü ve dördüncü üniteler bizim için çok çok değerli. Ama tabii ki biz her konuya çok dikkatli bir şekilde çalışacağız. Peki bu sene sınavda nasıl sorular gelecek? Bu sene nasıl çalışırsak inkılap tarihini rahat bir şekilde fulleriz, hemen söyleyelim. Öncelikle LGS'de bu sene yani 2022'de bir kahraman doğuyordan mutlaka yine bir soru gelecek. Milli uyanıştan yine iki soru bekliyoruz. Ya İstiklal ya Ölümden yine iki soru bekliyoruz. Ve yine aynı şekilde Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye'den de mutlaka iki ya da üç soru bekliyoruz. Ben burada iki işaretliyorum. Demokratikleşme çabalarından yine bir soru. Türk dönemi Türk dış politikasından bir soru. Atatürk'ün vefatı ve sonrasına bak buraya bir işaret koyuyorum. Bu üç olursa buradan soru gelmez. Bu üç olmazsa buradan soru gelir diyorum. Dolayısıyla gelecek olan soru sayısı net bir şekilde esasında belli. Peki biz nasıl çalışacağız? Öncelikle bizler LGS kampımızda senin için mükemmel bir şekilde tüm konuları canlı yayınlarımızla, normal videolarımızla harika bir şekilde anlatacağız. Yani arkana yaslanıp konuyu dinleyeceksin ve mükemmel bir şekilde öğreneceksin. Hocam okuldaki derslerde de anlatacaklar. Harikasın. Okuldaki hocaların da çok güzel bir şekilde anlatacak. Okuldan geldikten sonra evde ne yapman lazım Tonguç'um? Tekrar etmen lazım. Tekrar etmen lazım. Harikasın. Çünkü inkılap tarihinde bilhassa olaylar arasındaki bağlantıları iyi bilirsen ve tekrar edersen zaten çok rahat bir şekilde öyle çok fazla çalışmadan. Matematik kadar çalışmama gerek yok değil evet, mi hocam? Evet, matematik kadar çalışmana gerek yok. Matematik kadar zor bir ders değil. Türkçeden bile kolay bir ders. Dikkatli bir şekilde çalışırsan halledebilirsin. Zaten bizler okulda öğrendiğin konuları burada sana LGS kampımızda mükemmel bir şekilde göstereceğiz. Mesela ilk videomuz Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı olacak. Sana mükemmel bir şekilde bu konuyu anlatacağız. Ardından Mavi Gözlü Çocuk Mustafa gelecek. Bu şekilde daha sonrasında Buhranlar Büyük Kahramanlar doğurur. Osmanlı'nın Son Savaşı, Birinci Dünya Savaşı. Mükemmel bir şekilde konuları işleyeceğiz. Ama sen de mutlaka mutlaka çalışman lazım. Çalışırken şuna dikkat etmen gerekiyor. Biz sana tabii ki LGS'ye çıkmış soruları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım değerlendirme testlerini ve doğru kaynakları önereceğiz. Ama sorular nasıl geliyor? İstersen ona bir bakalım. Öncelikle hangi soru türlerinin üzerine durmalıyız? Mesela yorum yapma, sonuç çıkarma, analiz becerisi gerektiren sorulardan %100 geliyor. Bakın böyle bir sorudan %100 gelecek. Zaten biz inkılap tarihi sorularımız genelde 10'da 10 hepsini yakalıyoruz. Bak şimdi. Burada dikkatli bir şekilde baktığımızda demiş ki Mustafa Kemal ateşe militerlik göreviyle gittiği Sofya'da Avrupalı devletlerin temsilcileriyle yakın görüş alışverişine bulunmuştur. Bu durumun sonucu Mustafa Kemal'in öncelikle hangi konuda tecrübe kazanması beklenir? Bak bu net bir bilgi sorusu ama esasında yorum sorusu da. Burada yabancılarla görüşmek diplomasi oluyor. Çünkü ateşe militerlik göreviyle görüşüyor. Eğer burada ticaretten, ekonomiden bahsetseydi, askeri başarılarından bahsetseydi ya da eğitim yolunda yaptığı çalışmalardan bahsetseydi eğitim derdik. Ama burada diplomasiden bahsediyor. Dolayısıyla böyle bir soru her sene geliyor, bu sene de gelecek. Veyahut da harita görsel okuma becerisi gerektiren sorular. Burada da sana bir harita verip yukarıda verilen Mondros Ateşkes Anlaşması işgal haritasına bakılarak hangisine ulaşılamaz diyecekler. Sen harita üzerinden harita okuması yapman gerekecek. Veyahut da bak 2018'de, 2019'da, 2020'de ve 2021'de gelen ekonomik sosyal, askeri sosyal, askeri diplomatik sanat edebiyat hep benzer kavramlar üzerine oluşuyor. Bu sene bundan soru gelir o evet, zaman Tomucuğum, hocam. Bu sene de kesin bununla alakalı bir soru gelecek. Yani bir metin verecek. Bu alanlardan hangisiyle ilgili olduğu soracak. Siyasi mi, askeri mi, askeri mi, diplomatik mi, hukuki mi, ekonomik mi? Bu kavramları öğreneceğiz ve %100 buradaki soruyu da yakalayacağız. Veyahut da soru kökünde hangisinin vurgulandığı, hangisine vurgu yapıldığı sorulacak. Ve mesela örneğin Tevhid Tevhidat Kanunu soracak. Öğretim birliği sağlanmıştır, çağdaş eğitim amaçlanmıştır, okulların denetimi zorlanmıştır gibi bir şekilde maddeler verecek. Bak 2018'de diyor ki halkçılık ilkesinin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkisi vurgulanmıştır? 2019'da diyor ki Atatürk ilke inkılaplarının dayandığı temel esasların hangisi vurgulanmıştır?
2021'de diyor ki Atatürk'ün inkılapçılık anlayışının hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır? Yani net bir şekilde sana verilen inkılap veya ilkeyle ilgili bir yorum getirecekler. Mesela biz bu seneki sınavda böyle bir soru %100 gelir dedik ve LGS 2021 sorusunun aynısı öğretim birliği yoktur, öğretim birliği yoktur diye taktikli soru bankamızda geldi. Bak bu LGS 2021 sorusu, yani 2021 sorularına bakarsan burada pardon bu 2020 sorusu, hemen 2021'de çıkarayım. 2021 inkılap tarihi sorularına bakarsan birçok soruyu birebir yakaladığımızı görebilirsin. Ya da başka bir soruya baktığımızda işte İstiklal Marşı davamızı anlatıyor. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Aynı cümle, aynı metinler yine Dinamo Soru Bankamıza LGS 2021 gibi geldi. Veyahut da yine taktikli de başka bir soru birebir kelime kelime geldi. Veyahut da Zuru Bankası Ondon. Biliyorsun Ondon'dan kastımız? İnkılap İngilizce din. Evet, çok güzel söyledin. İnkılap İngilizce din var. Üçü birden var burada. İnkılap kısmındaki soru bak burada Türkiye'nin o gün ihtiyaçlarının ortaya çıktığı devletçilik ilkesinin ulusal bir kavram oldu. Bak Ondon Zuru Bankası'ndan net bir şekilde geldi yine. Aynı şekilde Tonguç Plus'ta sınıf anahtarımızda evrenseldir evrensel diye sorduk. Burada bizim kaynaklarımızı zaten soruları yakaladığını sen çok iyi biliyorsun. Peki sen nasıl çalışacaksın? Yani sen burada ne yapacaksın? Öncelikle Tonguç evladım benim. Senin için en önemli referans tabii ki LGS 2021, LGS 2020, LGS 2019 soruları. Bunlar çok değerli. Niye? Çünkü yine benzer bir şekilde benzer kavramları sana soracaklar. Öncelikle LGS kampımızda biz sana mükemmel bir şekilde tüm konuları detaylı bir şekilde anlatacağız. Sen konuyu bizle beraber çok güzel bir şekilde okuldaki çalışmalarınla ve burada yapacağımız çalışmalarla öğreneceksin. Ardından da tekrar etmen gerekiyor. Tekrar konusunda sana şöyle bir konu anlatımı kitap var mı hocam? Konu anlatımı kitabımız var tabii ki. Hemen konu anlatımı kitabımız var mı diyorsun, hemen söyleyeyim. Konu anlatımla alakalı şunu söyleyebilirim ki biz inkılap tarihinde Türkiye'deki en güzel konu anlatımını hazırladık. Bak burada sana infografiler şeklinde, espriler şeklinde hepsini mükemmel bir şekilde konuları gösterdik. Hatta burada eğlenceli olması için birçok konuyu esprili bir şekilde anlattık. Ve bunların hepsini konu soru şekliyle buradan sıfırdan kitabımızdan çalışabilirsin, bu bir. Bunun haricinde hocam ben daha eğlenceli bir şey istiyorum diyorsan akıl notlarında, bizim akıl haritalarımızda ve akıl notlarında bu işleyeceğin konuların her biri zaten Doğan asabileceğin şekliyle bizde hazır. Yani akıl haritalarında tüm öğrenmen gereken konuları, birinci dönem konularını sana mükemmel bir şekilde, infografik bir şekilde hazırladık. Bunları duvarına asarak da öğrenebilirsin. Bunun haricinde de tabii ki soru çözmen gerekiyor. Soru konusuna geldiğimizde bizim sana net bir şekilde önereceğimiz kaynaklar belli. Eğer Dinamo Soru Bankası'ndan çözersen burada senin için pekiştiren, öğreten testler var ve bunun haricinde yazılı bu sene test olacağı için test soruları var özel olarak. Eğer taktikliden çalışmak istersen taktikli soru bankamızda da yine aynı şekilde bol bol, hatta burada şu LGS 2021 de bak burada ben buradayım diyor sürekli. Taktikli soru bankamızda da yine hem dikey sorular hem yatay yeni nesil sorular var ve bunun haricinde Tonguç evladım benim özel haritalar var. Bak buradaki haritaları açtığın zaman, bu haritaları duvarına astığın zaman bunları nasıl dolduracağım bunları, hocam? Evet, bunları nasıl dolduracağım diyorsun, hemen söyleyeyim. Buradaki etiketlerle dolduracaksın. Bak burada Medeni Kanun, Marif Teşkilatı, Kabotaj Kanunu, sınavda çıkabilecek her bir kavramı, her bir sorun kökünü, her bir sorunun özel kısmını burada sana posterler haline, etiketler haline getirdik. Bunları bu posterlere astığın zaman mükemmel bir şekilde de bu infografilerle öğrenebilirsin. Yani mesela şöyle göstereyim sana, şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki Manastır Askeri İdadesi diyor. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullardan biri. Sen bu etiketi çıkarıyorsun. Bunu çıkardıktan sonra burada İnkılap Tarihi birinci bölüm kısmında okuduğu okullarda Manastır Askeri İdadesi'ne geliyorsun. Bak Manastır buraya yapıştırıyorsun. Böylece sen bu posteri doldurduğunda duvarında Mustafa Kemal Atatürk'ün neler yaptığı, ne zaman ne yaptığı, hangi olayın önemli olduğu, hangi olayın sınavda çıkacağı burada var. Peki sadece poster mi var bu kitapta? Hayır. Bunun haricinde sana gösterdiğimiz gibi hem dikey hem de yatay beceri temelli yeni nesil inkılap tarihinde çıkabilecek sorular var. Tamamen 2021-2022 sınavlarına göre hazırlandı. Yani 2022'de çıkacak sorulara göre hazırlandı. Ve zaten birçok soruyu da bu kaynaklarımız tutturdu. Diğer bir şey ise Ondon Zoru Bankası. Bu biraz daha zorlayıcı sorulara sahip. Ama sen bundan da mutlaka üst seviye çıktıkça çözmelisin. Yani inkılap tarihinde seni kenarları zorlayacak. Kenarları biraz mor sanki hocam. Evet, kenarları biraz mor renk. Çünkü biraz daha zorlayıcı sorular var. Bunlardan da mutlaka çözmelisin. Dolayısıyla senin yapman gereken şey belli. Tonguç Akademi'yi takip ediyorsun. Videolarımızı güzel bir şekilde izliyorsun. Ardından da aynı soruların çıktığı, benzer soruların çıktığı, rahat rahat kazandığın bir sınava giriyorsun. İnkılap tarihini fulliyorsun. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarını bekliyoruz. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyoruz.